Dikkat! Türk Hava Yolları'nın Londra ve Zürih'ten gelen TK-126 sefer sayılı uçağı alanımıza inmiştir. Teşekkür ederiz. Your attention please. Turkish Airlines flight number TK-126 from London and Zurich has landed to the terminal. Thank you. İşler nasıl Haluk? Zor idare ettim. Bu defa çok kaldın Londra'da. Öyle oldu. Çok yorucu bir 9 ay. Yorgunluğun devam edecek Kenan. Burada da seni bekleyen bir sürü iş randevusu var. Bana en az 3 gün dokunma dostum. Hiçbir iş yapamam. Çünkü oğlumu ölesiye özledim. Babacığım! Canım babacığım benim! Aslan oğlum benim! Ömer'im! Tatlı çocuğum! Bilemezsin ne kadar özledim seni. Oo! Koskoca adam olmuşsun sen! Elbette baba, artık erkek oldum! Sor bakalım dadıma, hiç yaramazlık yaptım mı? Keşke yaramazlık yapsaydın da... öyle mahzun mahzun, boynu bükük pencerelerde beklemeseydin. İçimi erittin yumurcak! Doğru mu yavrum? Doğru baba! Sen gidince çok üzülüyorum! Çünkü hem babamsın hem de anamsın benim! Haklısın oğlum. Anne sevgisini tadamadın hiçbir zaman. Sofrayı hazırlayayım mı beyefendi? Zahmet etme dadı. Biz oğlumla dışarıda yiyeceğiz yemeği. Şöyle baş başa, erkek erkeğe. Babacığım! Fiyakalı giydir bakalım Emel. Peki efendim, gel benimle canım. Kim var orada? Kimsin sen? Zeliş'sin. Dur Zeliş! Bir delilik yapma! Çünkü ben... Özür dilerim Kenan Bey, bu kazaya inanmak çok güç. Neden? Tam 3 kurşun çıktı vücudunuzdan. Kaza yapan insan kendi kendine 3 kurşun sıkamaz. Neden suçluyu ele vermek istemiyorsunuz? Söyleyecek başka sözüm yok komiser bey. Öyle olsun. Bu konuda şimdilik sizi daha fazla zorlayamam. Müsaadenizle.
Ben de inanmadım bu kazaya. Kim vurdu seni Kenan? Buna hakkı olan var. Bir kadın. Bir kadın mı? Evet. Oğlumun annesi. Neler söylüyorsun sen? Ömer'in annesi ölmemiş miydi? Hayır, ölmemişti. Her şeyi anlatacağım sana. 5 senedir içimde sakladığım zehri akıtacağım. 5 sene önce ilk büyük işlerimden olan Koşan Barajı baş mühendisliğine atanmıştım. Genç yaşımda büyük para ve şöhret sahibiydim. Peşimde sayısız güzel kadın vardı. Böyle bir devremde İstanbul'u terk edip Anadolu'nun ücra bir köşesinde yaşamanın ne olduğunu tahmin edersin. Bu sırada tanıdım onu. Sıkıntıdan bunaldığım bir gün hizmetkarım Reşit Çavuş'la ava çıkmıştık. Aha Alacakuş Bey, devir şunu bir yol. Güdünün hınzırı, kim ateş etmiş ola? Merhaba. Kurşuna ne hacet? Gözlerin de kurşun kadar vurucu senin. Al kuşunu. Senin hakkın bu. Korkma. Hadi gel korkma. Al. Korkma benden. Bir ceylan kadar ürkek ve güzelsin. Adın ne? Konuşmayacak mısın? Peki, sen bilirsin. Güle güle kömür gözlüm. Kim bu kız? Zeliha, Zeliş deriz biz ona. Koca Halil'in torunudur. Anası babası daha bebekken öldüler. Güzel bir kız. Nasıl olmuş da biri kapıp kaçmamış? Mahmut sevdalı kıza. Onun korkusundan kimse alıcı olmadı Zeliş'i. Seninle konuşacaklarım var Zeliş, gel koruluğa gidelim. Çekil yolumdan Mahmut. Benden hayır yok sana. Aklını başına topla Zeliş. Ya bana yar olursun ya da... Çekil dedim! Küçük Zeliş hoşuma gitmişti. Hele kara gözleri aklımdan hiç çıkmıyordu. Tabiatın içinde vahşi bir güzeldi o. Beni heyecanlandırmıştı Zeliş. Onunla ikinci karşılaşmamız şehir yolunda oldu. İşçi takviyesi için şehre iniyordum. Merhaba. Hadi atla, belli şehre indin, götüreyim seni. Korkma benden, seninle konuşmak istiyorum. Hey dur, koşma, sadece konuşmak istiyorum.
Tatlı canıma kız! Benim kadınım olacaksın! Madem ki güzellikle değil, zorla! Bırak köpek! Ölürüm, parça parça olurum da sana teslim olmam! Kızı bırak kocayı! Kimsin sen lan? Belanı mı arıyorsun da dikildin karşıma? Yakışmaz bir erkeğe senin yaptığın! Yoluna git sen! Gideceğim elbet! Ama kızla birlikte! Zeliş mi yapar bu vazoları? Dedesiyle beraber yaparlar. Çok makbuldür bizim buralarda. Üstüne çok laf edilir el işlemesi hediyeliklerin. Kırılan testi kötü haberdir. Bir de kahpe kadının kapısına kırık testi asarlar. Çok ilginç. Madem ki değerli bir hediye aldık, gidip teşekkür etmemek olmaz çavuş. Nasıl istersen bey. Dün olanları Zeliş anlattı, Allah senden razı olsun bey! Kim olsa aynı şeyi yapardı dede! Bırakmadı kızın beşini, sevdalanmış sözüm yok! Ama Zeliş gidici değil! Ağırlığınca başlık parası verdi, gene de bizim... Aferin Zeliş'e! Satılık mal olmadığını ispat etmiş, anlatmış! Bir kız yüreğinin sesini dinlemeli! Sayende suyumuz bollaşacak bey! Baraj 3 ay sonra tamamlanıyor, suyunuz da bollaşacak, elektriğiniz de! Artık bize müsaade! Kendine gel Mahmut, kimin evine kurşun atıyorsun sen? Attığıma kurşun değil, Tassay! Buralarda kimlerin evi taşlanır bilirsin sen! Gavvatların! Öst lan öst! Bizim alnımız paktır evelallah! Elini yabanına ne diye buyur ettin öyleyse? Zeliş'i neden kaçırmadın ortadan? Biz namusumuzu kimden koruyacağımızı iyi biliriz. Bey, bizim Tanrı misafirimizdir. Şimdi de Tanrı yolcusu olacak. Çık da hesaplaşalım, çıksana lan! Kımıldama bey, çıkma ortaya! Var git işine Mahmut! Maraza çıkarma! Bu işin sonu gelmez sonra! Bey, benim de misafirimdir! Senin de defterin dürülecek demektir! Karışmayın siz! Isıracak köpek kavlamaz! Defol herif! İkinci kurşun yüreğine! Bas git! Dolanma peşimde! O günden sonra Zeliş'le sık sık beraber olduk. Hiç tatmadığım garip bir hissin, heyecanın tesir altındaydım. Zeliş,
o güne kadar tanıdığım kadınlardan çok başkaydı. Saygılıydı. Tabiat kadar temiz, tabiat kadar güzeldi o. Hayatının sonuna kadar da öyle kalacaktı. Ama ne yazık ki kaderi beni çıkarmıştı karşısına. Bana alışmıştı artık. Güzel yüzünü saklamıyor, benimle konuşmaktan çekinmiyordu. Her şeyinde çarpıcı bir güzellik, bir çekicilik vardı Zeliş'in. Deriz biz buraya. Bu kadar güzel bir yere Azap Kayası ismi hiç yakışmamış. İnsan rahatlar burada, azap çekmez. Onlar çekmiş ama. Onlar dediğin kim? Sevdalılar. Bizim kocamışlar anlatırlar. Vaktiyle çok eskiden birbirine sevdalı iki genç varmış. Anlat. Kız tarafı bu kayanın dibinde vurmuşlar oğlanı. Cahillik işte. Peki sonra kız ne yapmış? Hiç ayrılmamış bu kayanın dibinden. Sonra bir gün kız sevdalısının sesini duymuş. Onu çağırıyormuş. O da kendini uçurumdan aşağı atıvermiş. Şu koca kaya taşken dayanamamış, ağlamış sevdalıların halini. Görenler var. Kayalardan toprağa şıp şıp gözyaşı düşermiş. Hani ben göremiyorum kayanın ağlamasını. Görebilmek için... Evet. Gözyaşlarını... Görebilmek için sevdalı olmak lazımmış. Sen gördün mü Zeliş? Ben hiç sevdalanmadım ki. Azap Kayası'nın öyküsü beni de etkilemişti. Başka bir aleme dalmış gibiydim. Ne olduğunu anlayamıyordum. Kadınların peşinden koştuğu ben, barajlar kralı Kenan bir dağlı kıza mı tutulmuştu yoksa? Uzun zamandır yalnız ve kadınsız yaşıyordum. Sebebin bu olduğunu çok geç anladım. İş işten geçmiş, tamiri imkansız bir hata işlemiştim. Yağmurlu bir gündü. Bunun arkası var Zeliş. Burası öyledir. Yağmur başlayınca 3-4 saatten önce kesilmez. O kadar beklemektense ıslanmaya razıyım. Ya sen? Ben alışığım bey. Yağmura da, çamura da. Gel öyleyse. Üşümedim desem yalan. Sokulsana ocağa Zeliş. Ben alışığım bey. Bey lafını sevmiyorum. Adımı söyle. Kenan de bana. Diyemem. Mümkünü yok diyemem. Beysin sen.
İç bakalım, beğenecek misin? Ayranla sudan başka şey içmem. Ah, ilaç niyetine adamın içini ısıtır bu. Hadi. Hadi. İlacın iyisi acı olur derler. Birazdan yağmur diner. Seni götürür bırakırım. Zahmet etme. Ben kendim de giderim. Ah, olur mu hiç? Sen bana emanetsin. Hadi, biraz daha içelim. Hadi. Geçmeseydim o ilacı. İçimde soba yanıyor sanki. Benim de içim yanıyor Zeliş. Ama ilaçtan değil. Senin ateşinden. Çok güzelsin. Kanımı tutuşturacak kadar güzelsin sen. Ben gideyim artık. Neden merak eder? Beni bey, gideyim. İzin ver de gideyim. Gitmeni istemiyorum Zeliş. Vurgunum sana. İlk gördüğüm andan beri vurgunum. Bırak kurbanın olayım. Başım dönüyor, dönüyor. Her taraf dönüyor. Zeliş. Korkma benden Zeliş. Seviyorum dediğim ilk kadın sensin. Dünyanın en güzel çiçeğisin sen. Benimsin. Etme bey. Yakışmaz sana. Nikahsız, düğünsüz ziyan etme beni. Allık karalık kuma. Benimsin dedim. Götüreceğim seni buradan. Telinle, duvağınla. Evimin kadını olacaksın. Karım olacaksın Zeliş. Karım olacaksın. Zeliş! Zeliş! Hayırdır inşallah? Zeliş! Neredesin Zeliş? Zeliş gitti bey! Giderken gördüm onu, ağlıyordu. Çavuş. Dinle beni şimdi. Zeliş'in buradan çıktığını, benim yanımda olduğunu kimseye söylemeyeceksin. Bir hatadır oldu gitti. Bir tek sen biliyorsun durumu. Ben bilmişim ne olacak. Allah biliyor ya. Sen kullarından değil, Allah'ından kork bey. Haklıydı çavuş. İnsanlık dışı davranışımla bir dağ çiçeğini koparıp
soldurmuştum. Zeliş artık eski Zeliş değildi. Kimsenin yüzüne bakamaz, herkesten kaçar olmuştu. Kahredici bir bekleyiş içindeydi Zeliş. Dünyasını zindan eden adamın onu ışığa çıkartmasını bekliyordu. Boşunaydı bekleyişi. Baraj inşaatı bitmiş ve ben kaçarcasına oradan hareket etmiştim. Zeliş'i oracıkta yıkılmış, inancını kaybetmiş olarak büyük utancı ve ıstırabıyla baş başa bıraktım. Yıkılmış, inancını kaybetmiş olarak büyük utancı ve ıstırabıyla baş başa bıraktım. Zavallı Zeliş! Peki ama oğlumla Zeliş'in ilgisi ne? Zeliş oğlumun öz annesidir. Buraya döndükten birkaç ay sonra çavuştan bir mektup aldım. Acele gel diye yazmıştı. Sen gelmezsen ben Zeliş'i oraya getiririm diyordu. Panik içindeydim. Çaresiz tekrar oraya gittim. Çavuş beni Zeliş'in olduğu yere götürdü. Zeliş'in yanına gittiğim zaman çavuşun beni neden çağırdığını hemen anladım. Senin oğlun bey, dün doğdu. Öz evladını da inkar edeceksen bilmem. Hayır çavuş, inkar etmiyorum. Bir çare arıyorum. Çaresi mi kalmış? Alır götürürsün bunları. Yetti Zeliş'in çektikleri bey! Taş yerinde ağırdır çavuş. Zeliş'i götüremem ben. Sen şehir görmüş adamsın anlarsın. Onunla birlikte yaşayamayız, mutlu olamayız. Daha beter acı çeker Zeliş. Ne olur anla beni. Peki ne olacak bunların hali? Çocuğu alıp gideceğim çavuş. Yalnız çocuğu mu? Evet. Hiç olmazsa onu kurtarayım. Nüfusuma geçiririm. Gözüm gibi bakarım. Okuturum, adam ederim. Ziyan olup gitmez böylelikle. Olur mu bey? Zeliş hani evladım demez mi? Dünyaları yıkmaz mı yavrusu için? Elleriyle parçalamaz mı beni? Niye verdin demez mi?
bilmeyecek çocuğu bana verdiğini. Hiç kimse bilmeyecek Allah'tan başka. Dellendin mi sen bey? Zeliş sormaz mı çocuğunu? Sorar elbet. Ama ona çocuğun öldü diyeceksin. Başka çaremiz yok çavuş. Vakit geçirmeden karar ver. Çocuğun kurtulmasını istiyorsan bırak götüreyim bebeği. Yoksulluk içinde büyümesin. Al götür. Büyük Allah'ım bağışlasın beni. Yavrumu kollarıma aldığım zaman sanki dünyam değişti. Anasını ikinci bir acı içinde bırakarak geri döndüm. Oğlum annesini öldü biliyor. Anasını yaşatansa içindeki intikam hırsı oldu. Bana ateş ederken gözlerinden sanki alev fışkırıyordu. Bundan sonra dikkatli olmalısın. Öldüremediğini öğrenirse tekrar teşebbüs edebilir. Bana kalırsa kaçmalı, buradan uzaklaşmalısın. Tam tersini düşünüyorum. Nasıl? Arayacağım. Bulacağım onu. Büyük günahımı affettirmeye çalışacağım. Diri diri mezara gömdüğüm Zeliş'i tekrar yaşatacağım. Yaşatacağım onu. Öldüremedim onu. Öldüremedim. Sus kız, tövbe de. Verilmiş sadakan varmış da herif ölmemiş. Daha ne istiyorsun? Korkma. Gideceğim evinden. Başını derde koymam. Ben senin için korkarım. Köylümsün, kardeşimsin. Mahpuslarda çürümeni istemem. Ne etti ki bu herif sana? Ne mi etti? He? Ne etmedi ki Elif? Kandırdı beni. Zorla dölledi. Sonra da bırakıp gitti. Köy yeri bir çabuk duyulur. Herkes lanetledi. Sonunda kapımıza kırık testi astılar. Sayıyla kendine gel deli Mahmut. Kırık testinin ne demek olduğunu hepinizden iyi bilirim ben. İş bilmekte değil, testi kırdırmamakta. Hırza namusa sahip çıkmakta. Ne geveleyip duruyorsun ağzında? Torun olacak azgına soranı sen. Deliş! Deyüz pislik atıyor, duydun mu? Yüzüne tükürmeyeceğim şu delinin? Benim alnım açık, yüzüm pak demeyeceğim mi? Güzel yavrum, deyip de dedeni ferahlatmayacağım mı? Diyeceği mi kalmış artık? El oğlu tarlaya tohumunu ekmiş Halil emmi. Hani ise mahsul çıkacak. Mahmut ağam diyorum sana. Var git işine. Kurbanın olan uğraşma bizimle. Sarma köylüyü başımıza. Oynaşırken düşünseydin başına gelecekleri. Seni cezasız mı bırakacağız sandın? Senin gibilerin yüzünden taş yağacak. Toprakta bereket mi kalır sen bastıkça? Musibetlik yağacak senin yüzünden. Deberdin! Vurun sen herif kahverin sırtına. Çeksin. Vurun ki kim binerse onun malı olsun bundan böyle. Bakın dedim şu öksüzü! Sermaye mi edeceksin kocamış Halil? Ne dersen de! Herkesin karısı kendi içindedir. Günah da olsa, sevabı da olsa torunumdur. Tek canımdır o. Ateş düştüğü yeri yaka. Çocuğu bırak Mahmut! Gel de al! Karışma sen dede! Kudurmuş
bunların hepsi! Senin kadar mı kahve? Ah! Kollarım da can verdi dede. Öldürseler damla kanım akmazdı. Mahmud'u jandarmalar götürdü. Büyük Allah'ım ahımı komadı Mahmud'un yanına. Duyduk ki mahpustayken bacağını kesmişler. Neye faydası var ki? Zeliş eskisi gibi olabilir miydi artık? Anladım ki yaşamak haramdı bana. Arkamdan ağlayacak kimim vardı ki? Azap kayası sevdalılar için ağlarmış, lanetler için değil. Ölüm kucak açmıştı bana. Acımı dindirecek, çilemi bitirecekti. İşte o sırada taşıdığım canın tepiğini yedim karnıma. Bebeciğim, ölme sen anacığım diyordu sanki. Tepip tepip duruyordu karnıma. Yapamadım. Ben zaten ölmüşüm. Bari bebeciğim yaşasın dedim. Ömrümden ömrüne can katılsın dedim. Bütün insanlardan kaçtım. Karnımdaki yavrumu gözümden sakındım. Hayvanlar gibi yaşar oldum. Aç, susuz, dağda taşta dolandım. Yavrumu kimseler görmesin, kimseler kötülük etmesin diye çırpındım. Bana tek acıyan, tek yardım eden Reşit Çavuş'tu. Fenalaşınca ona gittim. Kapısına zor yetiştim. Oracıkta, taşın toprağın içinde bebeğimi doğurmuşum. Ondan sonra iki gün ölüp ölüp dirildiğimi Çavuş anlattı bana. Kendime geldiğim zaman bebeğimi koynumda göremedim. İçime sanki bir ateş düştü. Bir ateş ki, acısına dayanılmaz. Çavuşun dedikleri bıçak gibi saplandı yüreğime. Bir oğlun olmuş tosun gibi, yaşamamış, ölmüş. Deliye döndüm, saldırdım, hırpaladım adamı. Dişlerimle parçalamaz mıydım sebep olanı? Çavuş değildi ki dünyamı zindan eden. Yavrumun dirisini de, ölüsünü de görememiştim. Yalvardım Çavuş'a, hiç olmazsa gömüldüğü yeri göstermesini istedim. Bebeğimi azap kayasına gömmüş Çavuş. Anacığı saramadan kara topraklar sarmıştı koçumu, oğlumu. Anacın, sana geldi yavrum. Çilesi bitmez anacığım geldi. Seni öpemeden, seni saramadan toprağa veren anacığım geldi. Canım oğlum benim. Sütümü tadamadan, ninnimi duyamadan, agucuk yapamadan, ecelin aldığı güzel yavrum benim. Baban sağıp çıkmadı sana. Çıkıp da güzelce bir bakmadı. Ananı ziyan ettiyse seni de öldürdü baban. Anacığın öcünü bırakır mı onun yanına? Dişleriyle parçalamaz mı? Toprağa girerse bulup da paralamaz mı? Beddualar etmez mi? Kurşunlara gelsin! Dermansız dertlere uğrasın! Gündüzü gece olsun, gün ışık görmesin! Kalkmaz döşeklere yatsın Allah'ım! O da ocağa sönsün!
Zavallı Zeliş'im! Taş olsa dayanamaz mı senin yerinde? Ben dayandım. Öcümü almak için taştan beter dayandım. Kurtulamayacak elimden. Öldüreceğim onu! Vazgeç artık! Üstüne üstüne gitme! Bu ceza yeter ona! Yavrusuna bağışla bari ona, he? Yavrusuna mı? He ya! Bir oğlu varmış! Sen de öksüz büyüdün! Ana baba kucağı görmedin! Bu Sübyan'a doğacıyı çektirme! Ne günah var zaten onun? Elif! Elif! Neler dersin sen? Kimin evladını söylersin? Bilmez miydin sen bir oğlu olduğunu? Oğlu mu? He ya! Bugünkü gazetede babasıyla oğlunun bir resmi vardı. Tabii yok! Aha bak! Oğlu varmış! Ne de güzel oğlu varmış! Ne de süslü evladı varmış meğer! Zeliş şimdi dellenmez mi? Ölümden beter etmez mi bu herifi? Evlat acısı nedir tattırmaz mı? Cayır cayır yakmaz mı yüreğini? Aa, yakmaz mı? Zeliş! Kara topraklar sardı. Anacım diyemedi bana. Evlat acısını o da çekmeli. Benim oğlum yaşamadı. O da yaşamasın. Yaşamasın! Söylüyorsun. Gece yatırmıştım Ömer'i. Sabah erkenden odasına girdiğimde yatağında yoktu. Pijamaları da yerlere savrulup atılmıştı. Dilim varmıyor söylemeye ama... Evet, konuş! Ah, kaçırdılar Ömer'i. Çünkü karyolasında bunu buldum. Sanki işaret olsun diye bırakmışlar. Karyolanın ayak ucuna koymuşlardı. Zeliş! Kim? Kim dediniz? Hiç kimse. Polise haber verelim. Hayır! Kimse bilmeyecek Ömer'in kaçırıldığını. İyi ama oğlum, çocuğa bir kötülük etmesinler. Etseydi, kaçırmadan ederdi. Ömer'in odasına girdiği zaman yapardı. Hiçbir şey anlayamadım ben. Ben anladım. Yazmayı kasten bıraktı. İstedi ki... Ne istedi? Benim peşlerine takılmamı. Ama neden? Niçin istedi bunu? Beni nereye götürüyorsun abla? Sus, konuşma! Ablan değilim senin! Hiçbir şeyin değilim! Peki, kızma bana! Çok korkuyorum senden! İstersen korkma! Dağıtırım beynini! Hiç acımaz öldürürüm! Bağırmaya, çağırmaya kalkışma sakın! Yok, yok! Ne istersen onu yaparım! Hiç sesimi çıkarmam! Ne olur korkutma artık beni! Thank you.
ediyorsunuz? Akılsız mı çileli Zeliş? Ne edeceğini bilmez mi? Kimin aklına gelirmiş böyle ölçü almak? Bana mı söylüyorsun? Sana ne diyecekmişim ki? Benim lafım babana. Hem öyle bir laf ki duyunca şaşacak. Pis kanı damarlarında donacak. Yürü! Yürü hadi! Nevzeklenme, yürü! Gebertmez miyim ben? Hele gebertmez miyim? Bir şey yapmadım ki ama! Daha ne yapacaksın ha? Nasıl girersin benim koynuma? Korkmuştum. Çok üşümüştüm. Gebersen umurumda mı? Benim yavrum giremedi koynuma. Yavrum şuracıma baş koyamadı. Sen mi saracaksın babasının akıllı oğlu? Sen mi ha? Ben de saramadım annemi. Yüzünü bile göremedim. Göremedin mi? Beni doğururken ölmüş. Annesizlik çok fena şey. Ninnisini duyamadım ki hiç. Bir kere olsun öpemedim anneciğimi. Bana ne senin anandan? Hiç. Dün gece... Ne olmuş ki dün gece? Senin koynunda yatmak çok hoşuma gitti. Dadım hep anlatırdı bana. Analar süt gibi kokarmış. Ana kucağı sıcak olurmuş. Fırın gibi sıcak. Tıpkı seninki gibi. Çocuklar üşümezmiş hiç. Ben de üşümedim. Annemin koynunda yatıyorum sandım. Annemi kucaklamış gibi oldum. Anam değilim senin! Hiçbiri değilim! Hiçbiri! Yazısı kara oğlumun anasıyım ben! Tek onun anasıyım! Koçumun, oğlumun anasıyım! Peki nerede senin oğlun? Göreceksin sen de nerede olduğunu! Sen de yanı başında yatacaksın oğlumun! Yattığında kalkışın olmayacak! Bey baban da ağlayacak! Güzelce başında kan ağlayacak! Thank you.
zaten. Neyi biliyordun? Senin iyi kalpli olduğunu. Sen öyle bil. Merhametimden mi sandın? Ölümün açlıktan olmasın diye verdim ekmeği. Baban yetişinceye kadar sağ salim kalmalısın. Kalmalısın ki bir güzel öcümü alayım ben de. Öç almak iyi bir şey değil derdi baba. O babanın demesi. Benimkine bak sen. Sonunda kim ağlayacak, sen ona bak. Hadi, düş önüme. Yolumuzun azı kaldı, yürü! Yürü! Deniz geliyor, Deniz geliyor! Deniz köye döndü! Deniz köye döndü, Deniz geliyor! Doğru mu dersiniz çocuklar? Gözlerimizle gördük. Evet, gözlerimizle gördük. Yel gibi koşuyordu, yanında bir de çocuk vardı. Çocuk mu? He, bir çocuk. Tabii. Mahmud ağabey! Ne var, ne diyeceksin? Gayrı, üstüne var. Sen karışma muhterem bey. Bunun acısını çıkartmadan durmam. Karışan olursa da sustururum. Kara bulutlar sardı gene başımızı. Yağmur yağsa neyse, kan yağacak. Bana mani olmayın doktor bey. Mutlaka çıkmam lazım. Bu durumda çıkmanız tehlikeli olur. Sizi taburcu edemem. Kaçarım. Bir kere teşebbüs ettiniz. Olanları biliyorsunuz. Kanamayı zor durdurduk. Şimdi iyiyim doktor bey. Bütün mesuliyeti üzerime alıyorum. Israr boşuna doktor bey. Kenan'ı hiç kimse durduramaz artık. Çok önemli bir meselesi var. Bu meseleyi merak ettim. Hayatınızdan da önemli mi Kenan bey? Evet. Nedir? Oğlum doktor. Saati geldi işte. Ah, çıkarma zamanı geldi işte. Koş bey babası, koş oğlunun eceline. Tez koş. Birine sahip çıkmadan öldürdün. Ötekini ellerinle göm beylerin beyi. Dinlen biraz, çok yoruldun. Yorulmam, tasalanma. Bin tane mezar kazsam yorulmam şimdi. Niçin mezar kazıyorsun? Senin için. Babana zahmet olmasın. Elcezler acımasın seni gömerken. Beni mi? Ama ben ölmek istemiyorum ki. Burada yatan da ölmek istemiyordu. Yaşayacaktı baban sebep olmasaydı. Gülecek, oynayacaktı. Anacığı ona canını kurban edecekti. Kimdi? Kimdi bu mezarda yatan? Oğlumdu. Benim evladımdı! Senin oğlun ölmüş, benim de annem. İstersen... İstersen ben oğlun olayım. Sen de benim annem. Çok severim seni. Özbe öz oğlun kadar sevemem ama anneciğim derim sana. Öperim, koklarım seni. İster misin? Hayır! Hayır! Çok hoşuma gitti. Analar süs gibi kokarmış. Ana kucağı sıcak olurmuş. Fırın gibi sıcak. Tıpkı seninki gibi. Çocuklar üşümezmiş. Ben de üşümedim. Annemin koynunda yatıyorum sanki. Annemi kucaklamış gibi oldum. Thank you.
Sene mahpuslarda sürünen Mahmut. Can aldın onun yerine, ödeştik. Git işine. Benim istediğim sensin Zeliş. Hiç değişmemişsin. Eskisi gibisin, daha da güzel. Benden kimseye hayır yok artık. Bırak peşimi. Bırakmak mı? Senelerdir bu anı bekledim. Artık kimse alamaz elimden seni. Yakalayın şu kahveyi. Hayrola mühendis bey? Zeliş, Zeliş'i arıyorum çavuş. Buralarda gördün mü onu? Şimdi mi aklın başına geldi Kenan bey? Bırak bunları çavuş. Zeliş beni öldürmek istedi. Sonra da Ömer'i. Yani kendi oğlunu kaçırdı. Bilmeden ona fenalık yapabilir. Ne olur, bir şey biliyorsan söyle. Evet. Son zamanlarda çılgın gibiymiş. Hep mezarın başına, azap kayasına gidiyormuş. Ağlıyormuş. Azap kayasına mı? Bırakın! Hayır. Yaklaşma! Yaklaşma dedim! Yoksa atarım piçini de uçuruma!
İşte oradalar! At o silahı bana! Ayağımın dibine at! Yoksa, yoksa! İndir silahı lan züppe! Sana söylüyorum lan! At! At diyorum! Hem de tam ayağımın dibine at! Daha ne duruyorsun? Gebertmemi mi istiyorsun? Dur! Baba! Dediğini yaptım. Bırak! Bırak artık çocuğu! Evvela seni geberteceğim. Ablam kurtardı baba. O senin ablan değil. Asıl anandır yavrum. Anam mı? Oğlum mu? Evet Zeliş. Oğlum. Öz be öz oğlum. Yalan söyledik sana. Sen ayaklarını öpeyim. Ben unuttum her şeyi. Oğlumu geri verdin çünkü. Hem sen bir beysin benim için. Dağ kızına yalvaramazsın. O dağ kızı değil şimdi. Benim karım. Çocuğumun annesi.